Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Dacia'nın duyurduğu yepyeni bir elektrikli otomobil olan Spring'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 4 ay önce duyurulan bir otomobil bu. Tasarım olarak baktığımızda arkadaşlar bu otomobil 2021 model Dacia Sandero Stepway'e fazlasıyla benziyor. Özellikle yan taraflardaki bu plastik parçalar gibi görünen aslında sticker olan kısımlar bildiğiniz üzere bizim de kısa süre önce test ettiğimiz Dacia Sandero Stepway'de de bulunuyor arkadaşlar. Ancak bu otomobil Dacia Sandero Stepway üzerinde geliştirilmedi arkadaşlar. Geliştirme tarafına baktığımızda karşımızda Dacia'nın bağlı bulunduğu Renault grubunun Çin'de sattığı Renault K-ZE isimli modeli çıkıyor. Aslında Dacia Spring, Renault'un Çin'de sattığı K-ZE isimli otomobili baz alınarak tasarlanmış durumda. Zaten iki otomobilin fotoğraflarını şimdi ekranda size yan yana göstereceğiz. Ne kadar çok benzediğini siz de göreceksiniz. Detaylara geçtiğimizde ise arkadaşlar karşımıza elektrikli otomobil tasarımlarını andıran bir model çıkıyor aslında. Spring modeli elektrikli otomobillerde görmeye alıştığımız teknolojileri barındırıyor. Öncelikle ön farlara baktığımızda ince LED şeklinde bir tasarım bizleri karşılıyor. Ön ızgara oldukça gelişmiş bir şekilde tasarlanmış. Cihazın bu arada şarj bölümü aynen Renault'un Zoe modelinde olduğu gibi ki o da %100 elektrikli arkadaşlar. Ön kısımda bulunuyor. Ön kısımdaki logoyu kaldırdığımız zaman orada bir şarj ünitesi bizleri karşılamış oluyor. Ve doğrudan doğruya şarja taktığımızda buradaki yuvanan otomobilimizi şarj edebiliyoruz. Benzerlerinde olduğu gibi Dacia Spring'de de otomatik bir aktarım sistemi bulunuyor. Zaten elektrikli otomobillerde biliyorsunuz manuel vites seçeneği bulunmuyor. Bunun yerine orta konsola konumlandırılmış dairesel bir tuşla vites seçimlerini gerçekleştirebiliyoruz. Teknik özelliklere bakacak olursak arkadaşlar Dacia Spring'de toplamda 44 beygirlik güç veren 125 Nm'lik tork sunan 26.8 kWh'lik bir batarya tercih edilmiş. Bu bataryanın WLTP standartlarına göre menzili ise 225 km olarak açıklandı arkadaşlar. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu menzili Eco modu ile yaklaşık %10 oranında arttırabiliyorsunuz. Aracın en azından açıklanan teknik verilerdeki en yüksek hızı ise 100 km saat ile sınırlandırılmış. Yani otomobil arkadaşlar özellikle şehir içi için tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkıyor Dacia Spring. Öte yandan hem standart elektrik prizlerinden şarj olabilen cihaz aynı zamanda hızlı şarj dediğimiz 30 kW saatlik terminallerde de şarj edilebiliyor. Tabii ki 30 kW saatlik terminalde şarj ettiğimizde 1 saatte şarj olan bu aracımız eğer standart bir prizden yani 220 voltluk bir prizden şarj ederseniz 14 saate ihtiyaç duyuyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bir diğer ilginç özellik ise yine Renault'un Zoe modelinde karşımıza çıkan uygulama üzerinden aracın pil durumunu görebilme fonksiyonu Dacia Spring'de de bulunuyor arkadaşlar. Yine cep telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama ile aracın o anki pil durumunu ne kadar pili var hepsini uzaktan görebiliyorsunuz. Onu da belirtelim. Cihazda bir multimedya sistemi de bulunuyor. İsterseniz seçimli olarak 7 inçe kadar ekranı büyütebiliyorsunuz. Ve bu büyütülen ekranda Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin olduğunu da söyleyelim ki standart olarak 3.5 inçlik bir dijital gösterge geliyor. İsterseniz 7 inçlik bir dokunmatik medya ekranında yine araçla beraber satın alabiliyorsunuz. Şimdi araç henüz piyasaya sürmedi arkadaşlar. Yeni bir araç olduğu için sadece bilgileri var elimizde. Ama bazı iddialar var bu araçla ilgili arkadaşlar. Dacia Spring'in ilk olarak Avrupa'da piyasaya sürüleceği söyleniyor ve ilk ülkenin de Macaristan olduğu iddia edildi. Macaristan'daki kaynaklara göre ise aracın fiyatı 17.800 euro olacak. Ama bu bilginin kesin olmadığını söyleyelim. Bu da eğer Türkiye'ye gelirse bu araba ki Dacia'nın Türkiye'ye getirmeyi planladığını biliyoruz. Ama kesin bir bilgi değil bu arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 250 ile 300 bin TL arasında bir fiyat aralığında olması bekleniyor. Eğer yine Dacia'nın bağlı bulunduğu Renault grubundaki Zoe'nin fiyatlandırmasına göre konuşuyoruz bunu. Zoe'nin Avrupa fiyatı 20 bin Euro'dan başlıyor. Türkiye fiyatı ise 330 bin TL civarında. Eğer 17.800 Euro'luk bir fiyatla çıkarsa piyasaya bu aracın Türkiye fiyatının da 300 bin TL'ye yaklaşmasını bekliyoruz. Tabii ki birçoklarımız bu otomobili Renault Zoe ile karşılaştıracaktır. Çünkü Türkiye'de satılan bir araç ve
WLTP standartına göre ise bu aracın menzili 400 km arkadaşlar Zoe'nin. Aynı durum Dacia Spring'de ise 225 km yani menzil. 225 km'lik bir araca 300 bin lira vermek yerine 330 bin liralık bir araca ki 400 km menzili Zoe'ye vermek şimdilik daha mantıklı görülüyor. Tabii ki bu rakamlar kesin değil. Bizim tahmini olarak hesapladığımız rakamlara göre bir fiyat verdiğimizi söyleyelim. Eğer ucuz bir fiyattan Türkiye'ye giriş yaparsa mesela 200 bin TL civarında bir fiyat bareminde tutturabilirlerse Türkiye'de Dacia Spring'in çok satacağını söyleyebiliriz. Bu arada Dacia Spring'in bir de kargo versiyonu çıkacak arkadaşlar. Bu ikinci sürümde, kargo isimli sürümde muhtemelen, kesin değil ama arka kapılar olmayacak. Onun yerine o arka tarafı komple bir taşıma alanı olarak kullanacaklar. Bu da 325 kilogramlık ek bir taşıma kapasitesi sağlayacak anlamına geliyor. Yani araçta iki farklı versiyon olacak. Tabii ikisi Türkiye'ye gelir mi gelmez mi, gelirse fiyatları ne olur şu anda belli değil. Ama bu kargo versiyonunun özellikle şehir içinde paket taşımacılığında çok işe yarayacağını söyleyebiliriz. Fiyatı da uygun olursa özellikle kargo sürümünün kurumlar için, ticari olarak bu aracı kullanacaklar için çok iyi bir seçenek olacağını tahmin ediyoruz. Tasarım anlamında baktığımızda ise Dacia'nın bu modelinin özellikle bizim de test ettiğimiz Sandero Stepway'in 2021 modeline fazlasıyla benzediğini söyleyebiliriz. Muhtemelen Sandero Stepway bu Spring'den esinlenerek tasarlandı. Çünkü Spring'in daha önce duyurulduğunu söyleyelim. Ve arada bir 4 aylık bir süre farkı var. Özellikle bu mesela arka farlarda kullanılan Y şeklinde tasarımın, ki Sandero Stepway'de de bu Y şeklinde tasarım hem ön hem arka farlarda var, ama ön farlar Sandero'nun Spring modelinde epey farklı tasarlanmış. LED şeklinde incecik böyle bir farımız mevcut. Ama iki modelin birbirine fazlasıyla benzediğini de söyleyebiliriz. Ama videonun başında da söylediğimiz gibi Renault K3ZE modeli aslında her iki aracın da aslında fikir olarak baz alındığı araçlardan bir tanesi olduğunu belirtelim. Dacia Spring ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan bilgileri bu videoda sizlere anlatmaya çalıştık. Henüz fiyatının belli olmadığını, özellikle Türkiye'deki fiyatının belli olmadığını ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceğinin de kesin olmadığını belirtelim. Ancak aldığımız duyumlara göre bu otomobilin Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu belirtelim. Ama bu bilgilerin hiçbir garanti olmadığını, kesin olmadığını altını özellikle çizelim. Sizin de elektrikli otomobiller ya da Dacia Spring ile ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bize soru olarak, yorum olarak sormayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Markalar da okuyor bunları arkadaşlar. Ve onlar da sizin görüşlerinizi bizim kanalımız sayesinde öğreniyorlar arkadaşlar. Bunun da altını özellikle çizelim. Birçoğunuz kanalımıza abone değilsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.